olmasından dolayı tebrik. Bir kayıt geldi, kusura bakmayın, buyurun. Evet, toprak biçimindeki T biçimli taşların o toprak üzerinde olduğu için taşlar falan zamanla rüzgarın havanın aşındırması sonucu bazı taşların kafası sadece kafa kısmı üste çıkıyor ve bu insanlar, o köyde yaşayan insanlar tarlalarını ekip biçmek için bazı taşların kafasını kırıyor. Bilmiyorlar altında ne olduğunu, sadece ekmek için taşların olmaması gerektiğini düşünüp balyozla kafasını kırıyor bazı taşların. Bu şekilde onların ekip biçtiği bir alan. Zaten Klaus Schmidt kitabında bahsediyor. Orayı keşfettikten sonra diyor ki biz bu adama para verdik. Dedik ki adam çok da mutlu oldu. Sen artık Göbekli Tepe'nin bulunduğu bu alanı ekip biçme. Biz sana buradan elde ettiğin hasadın ücretini her sene ödeyeceğiz. Adam da çok mutlu oldu zaten. Artık ekip biçmekle uğraşmayacak. Her sene otomatikman orada gelen geliri alacak şeklinde. Bu adam 1990'larda çok böyle Göbekli Tepe'nin keşfedilmesinden önce bir tane heykel buluyor Göbekli Tepe'de. Tam o Giremiraza denilen yerde sabanına takılıyor ve alıyor bunu, sarıyor örtüye falan, alıyor Urfa Müzesi'ne götürüyor. Tabii Urfa Müzesi demişken bugün Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi dünyanın en önemli müzelerinden ve Neolitik dönem bakımından en zengin müzesi. Mutlaka ama mutlaka Urfa'ya yolunuz düşerse Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni mutlaka görmenizi önemli, yani tavsiye ediyorum. Çünkü ben genelde misafirlerimi Göbekli Tepe'ye götürmeden önce Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde yaklaşık bir 3 saatlik anlatıma götürüyorum. 3 saat biz Paleolitik çağdan Cumhuriyet dönemine kadar Şanlıurfa Müzesi'nde neler var neler yok onları konuşuyoruz. Paleolitik çağ, Mezolitik çağ ve Neolitik çağ, yani Göbekli Tepe'yi aslında anlamak için önce bizim Şanlıurfa Müzesi'ni görmemiz lazım ki bazı şeyleri Göbekli Tepe'de yerinde, in situ dediğimiz yerinde görüldüğümüz zaman anlayabilelim diye öncesinden o süreci tamamıyla görmemiz lazım. Şu anki Şanlıurfa Müzesi 2015 yılında açıldı ve dünyanın önemli müzelerinden biri. Neyse, 2015'ten önce eski müze var. Bu adam alıyor, bulduğu bir heykeli götürüyor Şanlıurfa Müzesi'ne. O dönemin eski Şanlıurfa Müzesi'ne götürüyor. Soruyorlar bunu nereden buldun diye. İşte bizim köyün orada, öğrenci köyünün orada, Giremiraza dediğimiz Murat Tepesi'nin orada buldum falan. O dönemde maalesef Şanlıurfa Müze yetkilileri bu böyle işte hani Yunan heykelleri olur ya, böyle kasları, anatomisi çok sağlam bir şekilde verilen bir şaheser, sanat eseri şeklinde. Bunlar da herhalde böyle bir heykel bekliyorlar. Bakıyorlar heykele, çok da önemsemiyorlar. Alıyorlar bunu, müzenin bodrumuna atıyorlar, deposuna atıyorlar. Müzenin deposuna attıktan sonra 1995 yılında işte Şanlıurfa bölgesine gelen ve Neolitik döneme dair bir kazı çalışması yapmak isteyen ve buna binaen de etrafta Neolitik dönem yerleşimlerini araştıran Klaus Schmidt bölgeye geliyor. Araştırıyor, bir yüzey taraması yapıyor etrafta falan. En sonunda umutsuz bir şekilde ben de müzeye gideyim diyor. Müzedeki bütün heykelleri görüyor, eserleri görüyor. Bunu gördükten sonra ya böyle Neolitik döneme ait bir eser, bir yapı falan hiçbir yok mu diyor müze yetkililerine. Onlar da diyorlar ki ya işte bodrumda bir tane var, çok önemsemedik, bodruma attık diyor. Bunlar da beni hemen bodruma götürün diyor. Bu arada çocuk ağlıyor. Sesi sizi rahatsız ediyor mu bilmiyorum ama. Etmiyorum hocam, devam edin lütfen. Evet. Hemen Klaus Schmidt nerede diyor bu dediğiniz bir heykel vardı, önemsemedik, depoya attık diyor. Klaus Schmidt heykeli görüyor ve o anda tüyleri diken diken oluyor. Zaten kitabında da yazıyor. Çabuk diyor bu heykelin nerede bulunduğunu, kimin getirdiğini, bu heykel nerede, hangi mevkide, beni oraya götürün. Siz bunu nasıl müzenin deposuna koyarsınız diyor. Adamlar şaşırıyorlar, böyle kaba saba bir heykel. Bu adam bunu niye bu kadar önemsedi şeklinde. Alıyor o dönemde, tabii o dönemde korucular var. Korucular ona eşlik ediyor ve Giremiraza'ya, Murat Tepesi'ne geliyorlar. Mahmut Yıldız, şu görmüş olduğunuz adam, o taşı buluyor. Ve bunun oğlu var da, Şevak Yıldız. Bu Klaus Schmidt'i alıyorlar ve tepenin olduğu yere götürüyorlar. Klaus Schmidt o tepeyi bulduğu anda tepede biraz çakmak taşları, kesici aletler falan yüzeyde zaten görünüyor. Bunları görür görmez adeta
Evreka, evreka, buldum, buldum diye bağırıyor. Ve gidiyor, izin alıyor. Bir şekilde izinler hallolduktan sonra Klaus Schmidt Göbekli Tepe'yi kazmaya başlıyor. Yalnız Göbekli Tepe'nin keşfi aslında Klaus Schmidt'le beraber değil, Klaus Schmidt zeminde olanı ortaya çıkardı. Aslında asıl hadise 1963 yılında Chicago Üniversitesi'nden ve İstanbul Üniversitesi'nden iki profesör bölgeye geliyorlar, iki araştırmacı. Yüzeyde Neolitik dönem yerleşimi, bunun altında bir şeyler olduğunu biliyorlar ama dünyanın tarihini değiştirecek, şu ana kadar yazılan makaleleri çer çöp edecek, yok edecek, belki de bilim dünyasını, arkeolojideki en önemli hususlardan biri de odur. Arkeologlar bir bilgi veriyorlarsa bundan bir işte bulduğu eseri 5 yıl sonra, 6 yıl sonra ya da yazdığı şeyi tekzip de edebilir. Yani ben onu o zaman öyle yazmıştım ama şimdi şöyle bir şeklinde. Mesela Van'da, siz Van'dasınız, Van'da, Van Kalesi'nin orada. Van evi, arkadaki Van evini geçtikten sonra Mother Burcu var. Sardur Burcu ya da Mother Burcu dediğimiz bir burç var. Hatta üzerinde şey yazıyor. Ben Lütufri, Sardur'un oğlu Lütufri, yenilmez kral, krallar kralı diye çivi yazısıyla Urartular yazıyor. Orayı İtalyan bir araştırmacı Mircio Salvini, bir Urartuların aslında Van Gölü'nün, Van Denizi'nin Van Kalesi'nin dibine kadar geldiğini o dönemde, onun bir liman olduğundan bahsetmişti. Burayı bir liman olarak kabul ediyor. Daha sonraki çalışmalarında ya orası liman değilmiş, ben yanlış söyledim diye arkeolojide bu tip şeyler olabiliyor. İşte bundan dolayı arkeologların Neolitik dönemde, Paleolitik, Mezolitik, işte kendi aralarında alt, üst, orta dönemler şeklinde dünya tarihinde yazmış oldukları birçok makale, yazı, bilimsel araştırmalar Göbekli Tepe ile beraber önemini yitirdi. Çünkü Göbekli Tepe aslında onların demediği ya da diyemediği başka bir şeyi söylüyordu, başka bir şeyi anlatıyordu. Evet, Mahmut Yıldız heykeli bulur ve Göbekli Tepe serüveni başlar.